Selam arkadaşlar, yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Evet arkadaşlar, unutulmaz bir video geliyor. Neden unutulmaz? Çünkü bu yeni komutan çok farklı bir düzeyde. Bunu da şimdi birazdan hep birlikte göreceğiz. Bu komutanı detaylı bir şekilde açıklayacağım arkadaşlar. Diğer yayıncılardan daha farklı açıklayacağım. Çünkü burada daha bilgili oyunculardan destek alarak yapacağım. Çünkü bu komutan önümüzdeki nesil, önümüzdeki zamanlarda çok fazla konuşulacak, iddia ediyoruz bu konuda. Üstüne basıyoruz. Attila Tekada Nevski Juan ikilisinden belki daha iyi olacak. Hatta bu komutanı ileriki zamanlarda skilleriyle bile oynayabilirler yani. Bu derecede söylüyorum çünkü Luce ile birlikte mükemmel işler yapacağına inanıyoruz ve sizi hiç bekletmeden videoya geçelim. Şimdi videoda arkadaşlar, videoya geçmeden önce bu konuda bana destekçi olması için Volkan kardeşimizi davet ettim. Volkan'la birlikte daha güzel, ayrıntılı bir şekilde William Weiss'ı hep birlikte araştıracağız. Bakalım bu komutan bizim işimize ne kadar yarayacak. Hadi geçelim videoya. Volkan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok şükür iyiyim. Hemen ben bu yeni gelen komutanla ilgili hızlı bir şekilde senden bilgi almak istiyorum. Tabii abi, sen istersen skillleri göster. Tamam, hemen gösteriyorum. İskoçya komutanı, yani demek oluyor İskoçya ile ilgili bir medeniyet mi gelecek? Ben bunu aslında ilk başta merak ettim. Abi öncelik olarak biliyorsun, hani bu tarz işleri yapmadan bir komutanını pazarlıyorlar, çıkartıyorlar piyasaya. Ondan sonra bir medeniyet üstüne çalışma oluyor. Şimdi darbe hasarıyla alakalı da biliyorsun. Hani hem yetenek ağacı olsun, hem darbe hasarlı komutanlar olsun. Peşine de bir medeniyet, yine darbe hasarına üzerine bir medeniyet gelebilir. Evet, ben de bunun işte aslında daha önceden bilmem gerekiyor da bilmiyorum ama bakalım, ileriki zamanlarda zaten hep birlikte öğreneceğiz. Ben hemen şu skill'lere geçiyorum. Çünkü darbe hasarına girince işler değişti. Şimdi evet. ilk beceriye girelim. İlk beceri de arkadaşlar, hedef birliği çarpma hasarı verir. Hasar faktörü 2400. Ardından o an bu komutanın birliğe saldıran en fazla 3 düşman birliğine ekstra çarpma hasarı verir. Hasar faktörü 300. Şimdi darbe hasarı ve çarpma hasarı. Bunun arasındaki farkı aslında ilk başta öğrenmek istiyor bütün oyuncular. Abi benim düşüncem şu. Smite dediğimiz, hani İngilizce smite dediğimiz kelime. Evet. Bence burada bir çeviri hatası var. Bu yine bize darbe hasarı gibi gelecek. Çünkü ama aşağıda yazıyor çeviride bak abi. Bazı, hasarı... Çeviride şöyle bir durum da var mesela. Bir çarpma hasarı diyor, bir darbe hasarı diyor. Ben bu iki çeviride de bazen işte karıştırdık yapıyor. Ama aşağıda şey yazıyor bak ünlemde. Çarp hasarı beceri hasarına verilen bonuslarla normal hasara verilen bonuslardan etkilenir. Yani evet. Bu bizim Luce'de gördüğümüz yazı. Yani ikisi de aynı şey. Darbe hasarı. Darbe yani. Hasarı. Bak. Yani 2400 artı 300. Vay. Mükemmel. Ya aslında 300. Yani bir de şöyle bir şey var. 3 düşman birliğine ekstra çarp vurduğu zaman 300. Yani 3300 mü oluyor? Evet abi. 3300. Ve asıl hedefe de vuruyor. Çok güzel aslında. Bu 2400 olarak bakmayalım. Şimdi sen birebir attığında da mesela ilk hedefe de 300 vuruyor. Yani 2 tane beceri atıyor aslında. 2700 vuruyor. Yani bu demek oluyor ki ilk skill, zaten ilk skill'i fulllemek bile bazen ikinci komutan olarak kullandığını düşünürsek, ki bu komutan ikinci komutan olarak kullanılmaz da, hani yeni başlayanlar bu komutanı yapmak isterse, ben bunu önceden söylemek istedim. Bu komutanı yapmak isterse herhangi bir komutanın arkasına, mesela Guan'ın arkasına, Alex'in arkasına, yani bunların arkasına koyduğu zaman ilk skill becerisinden faydalanmak istediği zaman çok büyük bir faydasını görecek. Evet abi. Güzel. Hemen ikinci beceriye geçiyorum. Bu komutanın birliği haritadayken birlikteki piyade birimleri şunları kazanır. %10 sağlık, %30 saldırı, %20 hız. Yürüyüş hızı. Buna ne diyorsun evet. Peki? Bu da abi şöyle söyleyeyim. Piyadeyi biliyorsun, hani hem itemleri ve ekipmanları olsun, hem kendi setleri olsun, çoğunlukla saldırı ve savunma üzerine. Evet. O yüzden sağlık olması mükemmel bir detay olmuş. Onu bir söyleyeyim. 10 sağlığı küçümsememek lazım. Totalde çünkü 40 stat geliyor. Bu haritadayken şey mi? Yani krallık haritası mı yoksa KVK haritası mı? Abi tüm haritada. Yani diyor ki konuşlu olmayacak diyor. Yani bir garnizonda ya da bir nasıl söyleyeyim sana, şeyin içinde. Rally veya garnizonda olmadığı sürece açık evet. Alanda Mısır odun içinde olmayacak yani. Mısır, odun, taş, altın gibi şeylerin içinde olmayacak. Konuşlu olmadığı her durumda geçerli diyor. Bu çok güzel bir şey piyadeciler için. %10 sağlık abi, ne demek ya. Zaten en çok istedikleri şey
Sağlık. Burada %10 sağlık alacak. Artı zaten saldırısı iyi. %30 saldırı ve yürüyüş hızı %20. Yani piyade komutanları biliyorsun hep yavaş hareket eden komutanlardı. Bu da birçoğu piyadecinin canı sıkardı. %20 gerçekten iyi bir oran baktığın zaman. Şimdi biz Evet, bunu Luce ile birlikte çok hızlı olacaklar abi. Öyle Luce söyleyeyim. işte şimdi Luce diyecektim. Luce'nin birlikte Luce önde mi Luce arkada mı? Ya yetenek ağacından sonra Luce arkada artık. Artık değil mi? Çünkü Artık. yetenek ağacına da baktığımızda göreceğiz. O Aradaki zaman güzel beceriler var. üçüncü beceriye girelim. Bu komutanın birliği %10 daha az normal hasar alır. Bu komutanın birliği 1000 üzerinden hasar faktörüyle çarpma hasarı verdiğinde hasarın %40 oranında artma ihtimali %80'dir. Bekleme süresi 10 saniye. Çarpma hasarı ve temel saldırılar karşı saldırılar tarafından verilen hasarı içerir. Menzili temel saldırının ve menzili karşı saldırının verdiği hasarı içermez. Buna ne diyorsun? Abi bu şöyle bir şey. Direkt yukarıdaki bine gelelim. Çünkü Evet. orada verdiği %40 hasar çok yüksek bir hasar. Ve %80 ihtimal dediği de 10 seferin 8'inde çalışacak demek oluyor bu. Bu da çok güzel bir On şey. saniyede bir bu %80 Evet. çarpacak. Yani yine Bu bin. da 1000 şöyle abi. İşte hasarımız bizim neydi? 2400'dü. Yarısı 1200 yapar kıta yarıya Evet. düştüğünde. Bize %40'ın üstündeyken canımız bu hep çalışacak demek oluyor abi. Yani 310K çıktığımızı varsayalım 330K ya da 140K'nın üzerindeyken bu skill her zaman çalışacak abi. Çok iyi bir Ve şey. %40 mükemmel bir şey. O da ayrı bir detay yani. Yani %40 olması gerçekten mükemmel. Evet. 1000 üzerinden. Abi üçüncü Bana Atilla'yı hatırlattı abi. skill. %40'ları görünce ben Oraya Atilla'yı geleceğiz. hatırlıyorum. Oraya geleceğiz. Oraya en son. Önce şu beceri. Peki dördüncü beceriye girelim. Stirling Köprüsü muhabiresi. Haritadaki bir birliğe saldırırken bu komutanın birliği şunları yapar. %10 daha fazla çarpma hasarı, %10 daha fazla normal hasar. Hem normal hasar hem çarpma hasarı. Yani darbe hasarı. Evet abi. Yani %20 aslında biz buna bakıyoruz. %20 hasar abi ekstradan. %20 hasar demek Ya çok şimdi abi farklı bir duruma giriyor bu ya. şimdi üçüncü skill'le bu skill'e bakalım abi tekrardan. Evet. Diyor ki üçüncü skill'de 10 hasar azaltma normal hasar. 40 hasar artışı. Burada da 10 çarp hasarı 10 normal hasar. Yani diyorum ya sana Atilla vibe'ı alıyorum abi bu skill'lerden. Ben bir şey Çok söyleyeyim. yüksek statlar. Çok Çok yüksek yüksek statlar bir yani. şey söyleyeyim. Ben bu komutanın becerileriyle kesinlikle oynayacaklar tahmin ediyorum. Neyse onu sonradan yine konuşacağız. Ben son skill'e geçeyim hemen. Pro özgürleştirme. Yani aslında burayı daha çok detaylı verelim. Bu komutanın birliği aktif beceri kullandığında veya yavaşlatıldığında yakınlardaki en fazla 3 müttefik ve dost birliğin bu komutanların birliği dahil tüm yavaşlatma etkileri ortadan kaldırır. Ardından onlara hasar emen bir güçlü kalkan hasar faktörü verir. 1000 yani yine 1000 veriyor. 2 saniye boyunca bekleme süresi 10 saniye. Bu üçüncü skill'i aslında prolaştırıyor gibi geliyor bana. Bir komutanın uzmanlığı kilitli. Diğer tüm beceri maksimum seviyede ulaştığında açılacaktır. Yavaş etkiler bir birliğin ilerleme hızını azaltan etkileri içerir. Aktif becerilerin etkilerinin ortadan kaldırılması susturuldu. Etkisiyle önerilebilir. Pasif beceri giderme etkileri ne olursa olsun etkili olabilir. Bu üçüncü skill'i aslında yine bak burada bin var. Dikkat 2 saniye boyunca kalkan faktörü görüyor burada. Abi şimdi şöyle bizim mesela aktif piyadelerin metada kullandığı CPO var biliyorsun. Evet. Ve ayrıyetten Alex var. Kalkan veren Charlar var ama mesela bunlar komutanlar var. Bu komutanlar işte Alex kendinden olmayana biliyorsun 600 kalkan veriyor. Evet. CPO 500 hani 500 tarzında bir şeydi galiba veriyor diye hatırlıyorum. Şimdi bu komutan 1000 veriyor. 2 saniye boyunca veriyor. Ve Sürekli tekrarlıyor. ayrıyetten de yavaşlatma etkilerini de tamamıyla kaldırıyor. Şimdi bu şu demek oluyor abi. Yani rakipler bu kıtaya ve yanındaki kıtalara vurduğunda bol bol sıfır görecekler düz Ya vuruşlarda. Bol bol. ne kadar kötü bir durum değil mi? Evet, çok acı bir Çok durum yani. yani bu yani arkadaşlar özellikle son skill'i girdiğiniz zaman zaten bütün devreler yanıyor. Zaten dördüncü skill'e kadar hepsi çok iyi. Beşinci skill yani pro özelliğine girdiğin zaman yani maksimuma getirdiğin zaman bu becerilerin hepsini ekstra bir olay var. Burada kalkan faktörü var. 2 saniye boyunca veriyor kalkanı ve 10 saniyede bir veriyor. Ne kadar Yani mükemmel bir olay. mesela biz abi Heraklius'ta kalkan görüyoruz. Evet. Heraklius garnizonlarda işte Gorgo Heraklius olduğunda veya Janziska Heraklius veya direkt Heraklius'la başlayan rakibin bir anda vurduğu damage biliyorsun 500 lira, 1000 lira. Evet. Bazen sayı azaldıkça kıta sayısı sıfırlara düşüyor ve
Bu biraz şey oluyor, hani görüntü olarak hoş bir görüntü oluyor. Şimdi karanlık sunaklarda hele hele bol bol William'lı, artık William Wallace'lı diyelim. Komutanlar göreceğiz ve birçok yerde sıfırlar havada uçacağını düşünüyorum ben. William Wallace olayı güzel oldu bence. Yani sen ne düşünüyorsun? Evet, abi çok iyi. Çok bayıldım yani. Gördüğüm andan beri. Zaten süvaride William'ı seviyordum. Bir de burada William Wallace. Evet geldi. Evet abi. İki William takıldı artık. İki William mükemmel. Peki bu komutan kimlerle çalışır? Ha. Abi şimdi işin en tatlı kısmı bence bu. Şimdi biz biliyorsun Bel Servis'i gördük. Biraz modumuz düştü. Evet. Tabii ki kullanılma amaçları var. Rally ve garnizon swarmlarında iş yapacaktır. Birçok yerde de işe yarar. Balinaların içine yarayacaktır veya çok ağırlıklı süvari oynayanların, ama karışık birlik oyuncuları için Belisarius bir meta komutanı değil. Değil. Ama şimdi bu komutan çıktı ve şu şekilde. Biz mesela ne yapıyoruz abi, ne görüyoruz KVK savaşlarında veya Osiristiklerinde? Lucia'nın yanında Gorgo görüyoruz, işte Alex görüyoruz, CPU görüyoruz, ondan sonra Konstantin görüyoruz. Lucia birçoğunu çalıştırıyor ve genellikle pozitif rapor alıyor Lucia. Evet. Evet. Şimdi Lucia'nın yanına tamamıyla Lucia'nın isteklerini karşılayan, ondan daha yüksek hasarı olan ve onu uçuracak bir şey ekliyoruz abi. Beceri hasarı yok işin içinde. Lucia'nızdan beceri hasarına ihtiyacı yok. Tamamıyla evet. Darbe hasarı, normal saldırı hasarı olan bir komutan. Şimdi bununla birlikte ben dedim ya bugün. Bundan 4 yıl önce bir Attila Teka da çıkmıştı ortaya. Ortalığı uzun bir süre kasıp kavurdu. Ben şimdi de William Lucia olarak, hatta Wallace Lucia diyelim. Ya kasıp kavuracağına eminim diyebilirim yani. Bu konuda çok iddialıyım. Bu konuda ama nerf yemezse abi, yani skill'leri değiştirilmezse, zayıflatılmazsa. İlk bence şu an böyle çıkacak. Böyle çıkması lazım artık. Böyle çıktıktan sonra bence daha sonra çok şikayet aldıktan çok şikayet gelirse bu komutanlarla ilgili. Çünkü bu komutanı abi alanda devirme imkanı yok. Yani evet. Çok üst düzey bir ikili olacak şimdi. Bunda süvariciler, okçular nasıl raporlar alacak? Biz bu komutan alana sürdükten sonra hepimiz anlayacağız zaten. Raporlarını göreceğiz. Birçok komutanla deneyeceğiz. Aslında o zaman birçok şeyi gösterecek. Bana öyle geliyor. Dediğine katılıyorum. Attila Tekaden'in etkisini yaratacak. Nevski Juan etkisini yaratacak. Ama onlardan daha üst bir duruma gelecek. Ve bu konu bayağı bir tartışılacak. Bununla ilgili hikayeler çok yazılır. Bir de şöyle bir şey var abi, ona dikkat edelim. Mesela insanlar mesela kama teçhizatıyla herkes rahat rahat oynuyordu mesela Lucia ile. Arkasında evet. Beceri hasar veya önde beceri hasar komutanıyla. Ben şöyle söyleyeyim, herkes artık yayını sağlam bir yay teçhizatı yapsın buna. Mecbur. Çünkü tamamıyla normal saldırı hasarına dayalı iki komutan ve beceri hasarıyla hiçbir alakaları yok. Evet. Tüm etkilerini normal hasardan alıyorlar. Güzel bir yay, sağlam statlı. Çok iş yapacağına eminim. Kesinlikle. Bu komutanla birlikte. Kesinlikle. Yine kama da kullanılır. Bunda çok fazla değişiklik olmaz ama %20 civarında bir fark etme olasılığı olacak. Kamayla evet. Yay arasında. O %20 de zaten savaş alanlarında birçok oyuncu görecektir. Zaten herkes bunu devam ettirecek. Ben öyle inanıyorum. Peki ben bunun en son yetenek ağacına şaşırdım. Yetenek ağacına bakalım. Uzun zaman sonra ilk defa geldi abi bu. Evet yani. Bu uzun zaman sonra geldi. 4 gibi oldu galiba. 3 yıl mı öyle bir şey olmuştu. Bayağı oldu. En son bayağı, yetenek bayağı oldu. Bu yetenek ağaçlarını sen şu an ekranda görüyorsun zaten. Evet. Burada neye gitmeliyiz? Nasıl yapmalıyız? Bu yetenek ağacı çok tartışılacak. Herkes bir şeyi deneyecek. Şimdi abi, baktığın zaman 4 numaralı çok farklı bir duruma geliyor çünkü. Ama diğerleri de kendince tabii ki onu savaş alanlarında hep deneye deneye göreceğiz illaki. Bu yetenek ağacı çok farklı bir durum çünkü. Burada sen araştırdığın için sana soruyorum. Burada ne yapmalıyız? Abi öncelikle şunu söyleyeyim. Komutan biliyorsun piyade çok gönlük ve artık darbe hasar olarak evet. Geçiyor. Smite yetenek ağacı daha doğrusu. Şimdi daha önce mesela biz çoğunlukla ne konuştuk? İşte piyade destek, piyade beceri falan kullanıyorduk. Ama artık bununla birlikte hayatımıza yeni bir şey girdi. Mesela çoğunlukla beceriyi fullemeye yakınlayıp evet. Piyadeye yarım veren oyuncular ya burada da bu sefer abi çarpı fullemeye gidecek. Şu anki hani baktığımızda abi en sondaki beceri fullemesi için hepsini fullemeyi istiyor bu arada abi. Evet. Onu bu söyleyeyim. Sefer de piyadeyi yarım bırakacağım mecburen. Piyadeyi yarım bırakmak zorundayız diyeyim sana. Piyadeden sadece abi saldırılara ve sağlık savunma dediğimiz basic buff'ları alacağız abi. Geri kalan da darbe hasarını fullleyeceğiz. En yukarıda olan şu an gözükmeyene vermeyebiliriz. Onun çok iyi bir şey olmadığını hatırlıyorum.
Görüntüden çünkü eskiden de vardı. Eskiden de vardı. Şu an dördüncü... Dördüncü yine göz 4 numaralı. En uçtaki 4 numaralı kesinlikle sona getirilmeli. Yani burada zaten aslında evet. Amaç ona gitmek. Burada beceriyi fullediğin zaman dediğin gibi piyadede saldırırız. Statlarına verirsek onları tabii deneme yanılmayla illaki uygulayacağız. Çünkü bazen birebir savaşlarla kalabalık savaşlar arasında çok fark ediyor komutanlar. Yani birebir de ne kadar komutanı denesek de yani güç yani bir savaş ortamında deneme fırsatı yakaladığın zaman daha farklı statlara gidilme yönüne ulaşıyoruz. Ama burada kesinlikle ben beceriyi fulleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü başka alternatif yok. O gelmiş zaten en yenisi yani. Abi şöyle söyleyeyim. Aslında hani biliyorsun yetenekler, yetenek ağacı biraz daha becerilerin arkasında kalıyor. Skill'lerin arkasında evet. Kalıyordu. Mesela çoğunun 5. yani 5 tane verip fullediğimiz çoğu yetenek ağacı işte piyade işte süvari vesaire çok böyle kötü oluyordu ve o yüzden fullemiyorduk. Evet. Yani yarım bırakıyorduk ve diğer tarafa geçiyorduk. Ama burada bunun verdiği buff resmen bir skill buff'ı yani %10 hasar arttırıyor abi. %10 hasar neredeyse bu gibi beceri demek. Yani. Tam istediğimiz, tam beceriyor. Evet. Ve şunu da söyleyeyim abi, daha demin arada kaldı. Hani bu komutanla sadece Luce, hani Luce'niz yok, bunu yapmak istiyorsunuz. Neyle oynayabilirsiniz noktasında? Aynı Luce'nin çalışma mantığıyla Alex'le, Gorgo'yla, Konstantin'le, CPO'yla da en az Guan'la çalışır mı? Kadar çalışır. Guan'la çalışır mı? Abi, Guan'la çok çalışana inanmıyorum abi ya. Guan CPO devam eder gibi geliyor bana. Çünkü önde kullanılması gereken bu komutan. Guan'ın arkasında olmaz. Guan da arkada olmuyor biliyorsun. Guan da arkada olmuyor evet. Guan'ın arkasında. Ya bu komutanı ne ile kullanırsak kullanıp önde kullanmamız gerekiyor. Evet abi. Çünkü önde kullanılacak komutan. Nasıl Guan'ı dediğin gibi arkada kullanamıyorsak bu komutan da lider bir komutan. Mecburen önde kullanacağız. Bildim hayırlı olsun ya. Gerçekten piyadeci arkadaşlar. Gerçi artık oyunda piyade süvari hani birim fark etmiyor. Herkes karışık birim oynuyor. Tabii ki çok az insan yine tek birim üzerinden gidiyor. Ben inanıyorum ki birçok kişi de bu komutanı fulleyecektir. Fullemesi gerekiyor. Çünkü şu an en yeni meta komutan ve uzun zaman sonra böyle bir komutan gelmedi yani. Gerçekten gelmedi. Yani ne kadar Nevsky desek de Xiang ilk başta gördüğümüzde Xiang desek de Bodica desek Prime olarak Prime'lara, Scipio desek, Luce'ye de mesela iyi olarak baktık. İyi geldiler tamam ama abi bu William çok farklı bir William ya. Ya insan ya bütün becerileri okurken hayran bıraktı resmen değil mi? Dikkat edersen. Evet abi. Ya beceri hasarı çok yüksek, normal hasarı çok yüksek, sağlığı var, %10 hasar azaltması var. Çok yeni bir yetenek ağacı ve bu yetenek ağacının zayıf çıkmadığını artık görüyoruz yani şeylerden, yazılardan ve skill'lerden. Evet. O yüzden ayrıyetten daha bir dediğim gibi 3 kıtaya kadar damage vuruyor. 3 kıtaya kadar kalkan açıyor. Yavaşlatma etkilerini siliyor. Debuff atıyor ve buff da yapıyor yani ayrıyetten. Ya, o yüzden çok iyi olacak. Hem ya. Savunma ama hem saldırı veren. Üzecek. Vallahi rakipleri üzecek. Yani. Arkadaşlar elinizde kafa varsa mutlaka bu komutanın gelmesini bekleyin ve sadece bunu fullemek için odaklanın. Zaten komutan artık haritaya düştüğü zaman denemeler yapılacak. Hangi komutanla eşleşecek zaten hep söylüyoruz. Luce ile yapılacak. Bu komutan Luce'nin önünde kullanılacak. Ama diğer komutanlarla tabii ki deneyeceğiz. Savaşlarda vesairelerde deneyeceğiz. Dediğim gibi bu komutanı mutlaka yapmak için elinizde ne kadar sarı altın kafa varsa biriktirin. Tutun. Başka hiçbir şey düşünmeyin. Eğer bir okçu komutanı fullemeyi düşünüyorsanız son zamanlarda ya da süvari komutanlardan bir tanesini ya da piyadelerden bekleyin bunu yapın. Başka hiçbir şey yapmayın. Size en iyi tavsiye budur. Son sözlerini alayım. Volkan. Abi son sözüm de şu olsun. Yeni rallici de biliyorsun. Yakında açıklanacak. Evet. Sen de videosunu yapacaksın. Yeni rallicinin de darbe hasarı olduğu yönünde çok büyük söylemler var. Öyle olursa darbe hasarına dayalı olacak diyorlar. Bu komutanla veya Luce ile neler yapacak rallilerde o da beni biraz korkutuyor abi. Son sözüm bu olsun. İşte onu çok merak ediyorum. Ya o da eğer darbe hasarı ve skill'leri bununla uyarsa o zaman ortalık daha fena yanar be. Çok fena abi yanar. Abi yetenek ağacını duyumumu söyleyeyim istersen. Evet. Piyade, rally ve darbe hasarı. Ah işte.
Gel buradan yak. Evet. Volkan, ağzına sağlık. Gerçekten güzel bir içerik oldu. Birçok arkadaşımız için aydınlattığımızı düşünüyorum bu konuda. Sen bugün çok iyi araştırdığın için ben sana sormak istedim bunlarla ilgili. Gerçekten bugünkü videoma konuk olduğun için teşekkür ederim. İnşallah bir daha sonraki videolarda da beraber yayın yaparız. Abi davetin için teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Teşekkür. Dilimiz döndüğünce söylemeye çalıştık. Eyvallah, eyvallah, sağ olsun. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, William Walsh'u açıkladık. Umarım güzel bir içerik olmuştur sizin için. Aydınlatıcı bir şekilde yapmak istedim. Bundan sonraki komutan ilgili videolarım kesinlikle işini, gerçekten bu oyunu bilenlerle yapacağım. Çünkü bazen biz YouTuber'lar arkadaşlar, biz ne kadar becerilere baksak da bazı oyundaki arkadaşlarımız içeriğine kadar giriyorlar, derinliğine kadar giriyorlar. Onlardan açıklamalarını duyarsak daha güzel olacağını düşünerek bu şekilde video yaptım. Volkan kardeşimin ağzına sağlık. Gerçekten çok güzel açıkladı bize. Arkadaşlar video şunu da gittiyse lütfen beğenip like atmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Şimdiden kendinize bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.